İyi ki varsın lan. Herkese mutlu hafta sonları dilerim. Ben Büşra Meşe Yıldırım. Her hafta olduğu gibi bu hafta da alanında uzman konuklarımızla karşınızdayız. Evlerinize misafiriz. İlk konuğumuz diyetisyen Emsal Karaca Sağlam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Merhabalar. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün biraz Ramazan'da nasıl besleneceğiz aslında çok konuştuk fakat bir de bunun bayramı var. Birden böyle bayramda nasıl beslenmemiz gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Evet. Öncelikle siz bu Ramazan sürecinde nasıl beslenmemiz gerektiğinden bahsedersiniz? Yani son şu kalan birkaç gün neler yapmalıyız? Öncelikle Ramazan boyunca sahur yapmamız gerekiyordu. Sahurda beslenme bizim için önemli çünkü ertesi gün enerjik olmamız için, bağışıklığımızın güçlenmesi için hepimizin aslında sahura kalkması gerekiyordu. Yine iftar beslenmesinde önceliğimiz bir çorbayla iftarımızı açmak, sonrasında su tüketimi önemli. Ondan sonra bir 10 dakika ara vermeyi önemsedik. Sonrasında ise ana yemeklerimiz ama mutlaka porsiyon kontrolüne dikkat ederek ana yemeklerimizi tüketmemiz gerektiğini söyledik. O şekilde. Evet, peki mesela şimdi bitti diyelim, bayram kahvaltımız nasıl olmalı? Şimdi Ramazan'da metabolizmalarımız oldukça yavaşlıyor uzun süreli açlığa bağlı olarak. Biz zaten bayrama yavaşlayan metabolizmalarla giriyoruz. Bu nedenle bayramda kilo alımımız kaçınılmaz oluyor. Onun için bayram kahvaltılarında aslında hepimiz dört gözle bekliyoruz bayram kahvaltılarını. Ama aslında hafif bir giriş yapmamız gerekiyor. Çünkü bayramı geçiş dönemi gibi düşünmemiz lazım. Hani bayramdan önceki, Ramazan'dan önceki beslenme şeklimize geçiş dönemi gibi düşünüp önce hafif başlayıp daha sonraki günlerde kontrollü olarak arttırmak gerekiyor. Kahvaltıya gelince tabii ki protein ağırlıklı ve peynirin, zeytinin, yumurtanın olduğu dengeli bir tabakla başlamamız gerekiyor kahvaltılarda. Ama tabii ki işte ev ziyaretleri olacak. Bu ziyaretlerde işte börekler, patates kızartmaları mutlaka. Gibi besinler mutlaka olacak. Bunlardan olabildiğince kaçınmamız gerekiyor. Ama kaçınamadığımız noktada da porsiyon kontrolü yapıp sonrasında biz dengelemeyi anlatıyoruz. Yine güne böyle karbonhidratlı bir besinle başladıysa günün geri kalanında meyve tüketimi, ekmek tüketimini sınırlandırması gerekiyor kişilerin. Yine bir 30-40 dakika yürüyüşlerini arttırmaları gerekiyor. O şekilde bayram kahvaltısını dengeleyebilirler. Ama bizim doğru bulduğumuz tabii ki proteinden zengin, sebzelerin yer aldığı, yine peynirin, zeytinin olduğu, tam tahıllı ekmeğin olduğu aslında dengeli bir tabak. Buna olabildiğince uyum sağlarsak en azından sonrasında mide rahatsızlıklarından da önlemiş oluruz. Evet, yani şöyle, bir ay boyunca vücudun alıştığı bir beslenme şekli evet. var. Bayramda birden vücut o şoka uğruyor sanırım, değil mi? Tabii ki. Yani her gittiğimiz yerde işte sarmalar, şimdi annelerimiz tatlılar, börekler hazırlıyor. Evet. Haliyle aslında o günde böyle şey gibi oluyor, biraz böyle rahatlık oluyor. Ve istiyoruz ki ondan da yiyelim, ondan da yiyelim, her şeyden yiyelim. Vücut burada bize ne gibi tepkiler gösterir? Yani bunu nasıl düzene sokabiliriz? Şöyle oluyor. Şimdi psikolojik olarak rahatladık. Artık tabii. Oruç değiliz. Rahat rahat beslenebiliriz. Beyne o komut gidiyor. Ama her gittiğimiz yerde de bize sunulan işte baklava, sarma, börek hepsini yediğimizi düşünürsek bu sefer hemen dediğim gibi zaten metabolizma yavaş. Kilolarımız direkt artacak ve biz sonrasında tartıda bir şoka uğrayabiliriz. Aynı zamanda kabızlık gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar. Reflü sorunu ortaya çıkabilir. Ciddi anlamda sağlık sıkıntısı da yaşarız. Özellikle diyabet hastaları, çocuk danışanlarımız yine çok fazla çikolata, şeker yemekten ishal gibi, kusma gibi rahatsızlıklarla da karşılaşabilir. O yüzden ben hep diyorum ki hani tabii ki ikramı geri çevirmeyelim ama biriyle paylaşabiliriz yanımızdaki kişiyle ya da tabağımıza daha küçük bir porsiyon alabiliriz. Sonrasında da dediğim gibi günün geri kalanında meyveyi, ekmeği tüketmeyerek ve hareketliliğimizi arttırarak doğru suyumuzu içerek bunu dengeleyebiliriz. Yani her gittiğimiz yerde tüm ikramlıkları maalesef ki tüketmeyeceğiz. Olabildiğince tabağımıza az ölçü almaya çalışacağız. Önemli olan bu. Peki nasıl tatlılar tercih etmeliyiz? Bunu hem hazırlayan için hem de biz daha çok böyle gittiğimiz için şimdi büyüklerimizi ziyarete.
hem de bizim açımızdan hangi tatlılar tercih edilmeli? Yani aslında seçeneğimiz varsa tabii ki sütlü tatlılar, meyveli tatlıları tercih ediyoruz. Ama yine kültürümüz gereği bir baklava. Ağır hamur işleri. Olmazsa olmaz ama bir dilimi 300 kalori bizim için. Öyle de yani seçeneğimiz yoksa mecbur o baklavanın tadına tabii ki bakalım. Ama kalkıp da 4 dilim değil de bir dilim de tutalım. Ve sonrasında da mutlaka 30-45 dakika hareketliliğimizi sağlamaya çalışalım. Yine bu ziyaretler yakın ziyaretlerse mutlaka arabamızla değil de yürüyerek gitmeye çalışalım. Yine gittiğimiz yerlerde asansör değil de merdivenleri kullanmaya çalışalım. Hani bir yerden o yediğimizi dengelemek zorundayız. Yoksa bayram bitince ciddi üzüntülerle geliyor danışanlarımız. Evet. Nasıl mesela bu süreçte nasıl telafi edebiliriz fazla beslendiğimiz zaman? Bu sadece bayram için değil, genel olarak hani hayatımızın o akışında bazen kaçırdığımız noktalar olabiliyor. İşte öğle ya da işte akşamüstü hiçbir şey yemediğimizde aç kalıyor vücut ve birden işte akşam yemeğinde böyle hızlı yiyoruz, çok yiyoruz, fazla yiyoruz. Bunu nasıl düzene sokabiliriz? Şöyle telafi edebiliriz. Bayramdan sonra 2 hafta boyunca olabildiğince basit karbonhidratları hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Tam 2 hafta boyunca. Olabildiğince yine pilav, makarna, ekmek, hamur işi, börek, kısır gibi tarzı besinleri de yine 2 hafta boyunca olabildiğince minimuma indirmek gerekiyor. Aynı zamanda şimdi bütün gün aç gezip bir şey tüketmeyip sonrasında akşam işte yani Ramazan döneminde genelde öyle yaptık. Akşam yüklenince bu sefer rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başladı ve gece yemek yeme atakları yaşamaya başladı danışanlar. Yine sahurda da daha fazla yemek yemeye başladık. Bu durumu nasıl önleyeceğiz? Gün içerisinde almamız gereken kaloriyi doğru miktarda tamamlayıp akşam vücuda o isteği vermememiz bizim için önemli. Onun için de yine sabahtan dengeli bir kahvaltı, aralara böyle kalori değeri yüksek olmayan ama besleyicilik değeri yüksek olan ara öğünler yerleştirebiliriz. Akşamda daha böyle protein ağırlıklı bizi tok tutacak balık gibi, hindi gibi, tavuk gibi besinler. Yanına da böyle bolca bir yeşillik, salata, sebzeyle beraber onu dengeleyebiliyoruz. Bayram telafisini bu şekilde yapıyoruz. Yine şimdi çok yayınlanacak işte şok diyetler, bayram sonrası 3 kilo vermek, 5 kilo vermek gibi yaz geliyor, programlar. İşte yazı hazırlık. Bikini diyeti, su diyeti. Yani bunları kesinlikle mutlaka bir diyetisyen kontrolünde doğru diyetlerle yaza hazırlanalım. Tabii ki yaza hazırlanalım. Fazla kilolarımızdan kurtulalım. Evet detokslar da yapalım. Biz de yer veriyoruz ama kontrolsüz değil, çok aşırı düşük kalorili değil. Bu sefer sağlığınızı ciddi anlamda tehlikeye atıyorsunuz aslında. Karaciğerinizi çok yoruyorsunuz aslında. O yüzden mutlaka bir uzman kontrolünde, bir diyetisyen kontrolünde bu tarz diyetler, zayıflama diyetleri yapılabilir tabii ki. Ama işte bir ayda 10 kilo verelim, 5 kilo verelim, şunu içip şu kadar zayıflayalım. Onlar olabildiğince olmasın. Ciddi anlamda sonrasında sağlıkla ilgili ortaya ciddi sıkıntılar çıkıyor çünkü. Ramazan'da mesela işte iftar yapıyoruz, hızlı yiyoruz, çok yiyoruz, fazla yiyoruz. Bunu sonrasında normal rutin hayatımızda da Ramazan'dan sonra önerebileceğiniz bir mesela akşam yemeğinden sonra içeceğimiz bir detoks suyu var mı? İşte tabii. Gündüz hazırlayalım mesela. Akşam böyle biraz daha midemiz varsa rahatlayacak şekilde ne şimdi oruç tuttuğumuz süreçte midemiz tabii ki birazcık tembelleşti. Yani çok hızlı çalışmıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Şimdi bayramda bir anda ona yükleneceğiz. Bu durumda da tabii ki işte reflü, kabızlık, gaz, şişkinlik gibi problemler ortaya çıkacaktır. Bunların çıkmaması için önceliğimiz az az sık sık yeme. Sonrasında iyice çiğneme ve biraz daha böyle yavaş beslenmeyi aslında öğrenebilmemiz gerekiyor. Bunları yaptığımızda zaten çok ciddi gaz, şişkinlik gibi problemler yaşamayacağız. Ama tabii ki bitkilerden yararlanabiliriz. Rezene çayı, papatya çayı, ada çayı gibi bitkileri kullanabiliriz sindirimimiz kolaylaşsın diye. Ben yine danışanlarıma tarçınlı sular önerebiliyorum, zencefili sular önerebiliyorum. Zencefil, tarçın gibi bitkilerden de yararlanabiliyoruz sindirim konusunda, sindirime destek olsun diye. Ama öncelik az az, yavaş yavaş, sık sık yemeyi öğrenebilmek. Daha sonra bitkilerden tabii ki destek alıyoruz. Ama bitkileri kullanırken de çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü tansiyon hastalarını kötü etkileyebiliyor. Yine diyabet hastalarını, düşük şekerli hipoglisemi danışanlarımızı kötü etkileyebiliyor. Bu bitkileri de yine aslında uzman kontrolünde kullanırsak iyi olur. Ama rezene, maden suyu, zencefil bunlardan yararlanabiliriz tabii ki. Peki o vücudumuzun eksilen su ihtiyacını nasıl karşılayabiliriz? Yine tabii ki Ramazan süresince gün boyunca suyu tüketemiyoruz. Sonrasında orucumuzu açtıktan sonra bunu tamamlayabilen kişiler de var. Ama işte 1-2 bardak içip tıkanan, sonrasında da erken uyuyan kişiler de var. Özellikle o ikinci grupta
ciddi anlamda artan bir sıvı ihtiyacı oluyor. Hı hı. Bunun en başta su tüketerek ve kilogram başına 30 milim öneriyoruz biz. Kilolarını 30'la çarparak o günlük su ihtiyaçlarını mutlaka tamamlamaları gerekiyor. Çay, kahve kesinlikle suyun yerini tutmaz. Biz yine kültürümüzde çay tüketimi bol bol çayımızı içiyoruz. İşte su aldığımızı, sıvı beslendiğimizi düşünüyoruz ama tam tersi çay tüketimi vücutta bizim su tutmamıza, diüretik bir etkiye sebep oluyor. Bunun için önceliğimiz su, daha sonrasında da ayran, şekersiz kompostolar, çorba tüketimi gibi sıvılarla da destekleyebiliriz. Öncelik su, çay kahve tabii ki tüketelim. Kahveyi genelde günde 2 öneriyoruz. Çayı ise 5 çay bardağını geçmemeye çalışıyoruz. Ya şimdi kahve günde 2 tane dediniz. Beni üzdünüz. Evet, beni üzdünüz. Bu hiç hoş olmadı. Ama fazla kafein yine titremelere yol açabiliyor, selülitlere yol açabiliyor, kolesterol değerlerimizi yükseltebiliyor. O yüzden ne kadar kontrollü tüketirsek ya da kahveyi tüketelim ama yanında mutlaka bir bardak suyumuz olsun. Yine seviyorsak kahvemizin içine tarçın ekleyebiliriz kan şekeri regülasyonumuz için. Hindistan cevizi yağı ekleyebiliriz bağırsaklarımız rahat çalışsın diye. Hani bu tarz eklemeler yapabiliriz. Evet, şimdi vücudumuz alıştı ya mesela bu süreçte işte sahur yapıyoruz, geç vakit yemek yemeye. Evet. Alıştık aslında. Evet. Bunu nasıl düzene sokacağız? Yine aynı şekilde devam eder miyiz? Şimdi bu oldukça önemli bir konu. Şimdi gece biz yemeğe alıştık, atıştırmalıklara alıştık oruç tutan kişilerde. Bu durumun eğer önüne geçemezsek psikolojik bir rahatsızlık olan gece yemek yeme sendromuna bile dönüşebilir. Nasıl önüne geçeceğiz? Uyumadan önce 2 saat besin tüketimini keserek kesmeye çalışacağız. Olmadı, acıklık, açlık duygusu hissediyoruz ve bir türlü uyuyamıyoruz. Bu durumda da bir son ara öğün planlanabilir. Bu ara öğünde genelde protein içeren bir bardak tarçınlı süt olabilir, ayran olabilir, kefir olabilir. Yine bir kase yoğurt olabilir. İçerisine nane eklenmiş. Yine o da sindirimi kolaylaştırır. Böyle bir son arayla en azından gece düşen kan şekerlerimizi regüle edebiliriz. Yine o açlık ataklarını önleyebiliriz. Ve gün içerisinde doğru beslenerek de aslında günlük enerjiyi doğru aldığımızda gece vücudumuz o kadar aslında istemez. Ramazan'da niye biz çok ihtiyaç duyduk? Hem bütün gün açtık, vücudun enerjiye ihtiyacı var. Bunu mecbur akşam sağladık. Ama şimdi artık bitiyor. Bittiği süreçte dediğim gibi gün içerisinde doğru, dengeli, sağlıklı beslenirsek akşam o kadar krizlere, ataklara girmeyiz zaten. Evet. Peki mesela hurma diyeti var. Mutlaka duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Bunları öneriyor musunuz? Ya genelde zaten 2 gün... yapılıyorlar. 2 günü kesinlikle geçmemesi gerekiyor. Bunu da diyetisyenin kontrolünde, doktorun kontrolünde uygulanması gerekiyor. Şimdi çok kiloluysa bir danışan, ona hurma diyetini kesinlikle öneremeyiz. Çünkü çok düşük kalorili, düşük bayılabilir bir noktada. Ya da işte danışan kanser rahatsızlığı olabilir. Buna da yine hurma diyeti çok şekerli gelebilir. O yüzden yani kişi eğer ki danışan normal kilodaysa, herhangi bir sağlık problemi yoksa evet 2 gün diyetisyenin kontrolünde yapabilir ama çok dikkatli olmak lazım işte yani çok kilolu kişiler var, hastalığı olan kişiler var. O yüzden böyle hani haberlerden duyarak değil, dergilerden okuyarak değil de mutlaka onun vücudunu iyi tanıyan bir diyetisyenin kontrolünde bazı şeyleri yapmalılar. Kilo demişken tüp mideli kişiler var mesela ameliyat olan. Onlara nasıl bir beslenme programı öneriyorsunuz? Tüp mideli danışanlarımızda en önemli nokta az az sık sık planlama. Öğünleri çünkü bir anda tüketemiyorlar mide hacimleri küçüldüğü için. Mutlaka böyle çok ufak porsiyonlarla az az sık sık bebek beslenmesi gibi artık onları yapıyoruz. Yine proteinden zengin olabildiğince karbonhidrat bağımlılıklarını kırmak açısından karbonhidrata yanaşmadan protein ağırlıklı besinlerle onları besliyoruz ve sıvıyla katıyı bir arada olabildiğince tüp mideli danışanlarımıza önermiyoruz. Katıyı önce yediriyoruz, aralara sıvıları yerleştiriyoruz. Çünkü yine hacim küçüldüğü için bir arada tölere edemiyorlar zaten bu şekilde. Biz genelde böyle diyetten bahsettiğimizde hep sanki kilolu olan insanlar, işte şişman insanlar falan diyet yapıyor gibi hissediliyor. Aslında değil, herkesin yapması gereken bir şey değil mi? Evet, aslında sağlıklı yaşam şekli olarak söylemek gerekiyor. Diyet kısmı kalori kısıtlamasına giriyor. Bunu kilolu kişiler yapabilir. Ama bizim yine normal kilo beden ağırlığında olan kişilerle de çalışıyoruz. Onlara da sağlıklı beslenmeyi öğretmek, sağlıklı beslenmeyi aşılamak için yapıyoruz. Yine çocuk danışanlarımız oluyor. Ne kadar erken yaşta onlara bazı şeyleri aşılarsak ileride daha rahat ediyorlar.
Sadece kilolu kişilere bakmıyoruz tabii ki. Hamile kişilere danışmanlık veriyoruz. Yine çocuk danışanlara danışmanlık veriyoruz. Diyet demek, diyetisyen demek daha doğrusu. Sadece zayıflatan kişi anlamında değil. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizi burada ağırladığım çok için. Teşekkürler. İyi ki varsınız. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Siz az sonramızı izlerken biz de stüdyoya konuğumuzu davet edelim. Kadınlarda görülen jinekolojik kanserler neler? HPV nedir? Nasıl bulaşır? Rahim ağzı kanserinden korunmak mümkün mü? Kadınlarda görülen kanserleri ve tedavilerini kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Derya Uyan Düz anlatacak. Az sonra. Evet, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Derya Uyan Düz'e bağlanacağız Skype ile. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Güzel bir cumartesi sabah artık bence. Evet. İnsanlar yeni uyanıyordur. Güzel bir cumartesi sabahından merhaba. Merhaba. HPV'den bahsedeceğiz öncelikle. HPV nedir? Öncelikle annesini kanserden kaybetmiş biri olarak bu kanser farkındalık haftası olmasını çok çok önemsiyorum. Zaten biliyorsunuz bizim hükümetimiz en güzel yaptığı şey kanser tarama testleri gerçekten de. Aile sağlığı merkezlerinde ve ketenlerde, kanser tarama merkezlerinde parasız yapılan bazı testlerimiz var. Öncelikle onların bir vermek istiyorum. Kadınlarda 5 yılda bir HPV artı simir taramaları yapılabiliyor. Bu çok değerli. Parasız olması da çok değerli. 30 yaş üzerinde bütün kadınlara uygulanabilir olması önemli ve aynı zamanda meme kanseri taraması için de mamografi bu keten merkezlerinde parasız uygulanabilmekte. Bu bilgiyi çok değerli ve önemli buluyorum. O nedenle söylemek istedim. Evet. Yani HPV'ye gelecek olursak, öncelikle ben muayenehanemdeyim. O yüzden aktifte çalışıyorum. O yüzden buradan bağlandım. Şöyle maketimiz üzerinden anlatmak istiyorum. Çünkü kadınlarımız kadın genital organlarını çok çok bilmiyorlar gerçekten de. Onun bilgisini vermek istiyorum. Rahim ağzının neresi olduğunu bile kadınlarımız bilmiyor. Aslında HPV cinsel yolla bulaşan bir virüs ve rahim ağzı kanseri cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Bu çok çok değerli ve çok önemli. Biliyorsunuz şu anda bir belirgin bir HIV salgını var. Bilinçsiz cinsel, daha doğrusu cinsel eğitimimiz yok bizim ülkemizde. Cinselliği bilinçsiz yaşayan insanlar nedeniyle bir HIV salgınımız var. HPV de rahim ağzı kanserinin nedeni olan bir DNA virüsüdür. Burası bizim kadınların rahim dediği, çocuklarımızı doğurduğumuz, çocuklarımızı 40 haftaya kadar taşıyabildiğimiz analık denilen, halk arasında analık denilen yer. Buralar tüplerimiz, döllenmenin gerçekleştiği yer. Bunlar yumurtalarımız ve bu da rahim içimiz ve bu da rahim ağzımız. Bu bölgeleri özellikle söylüyorum çünkü kadın kanserlerinde simir alınca başka hiçbir şeye, yani başka hiçbir test yaptırmayacağını düşünüyor kadınlar. Ama belli bir yaştan sonra yumurtalık kanserinin taranması, aslında yumurtalık kanserinin taranması çok zor çünkü çok sinsi bir hastalık. O nedenle düzenli, özellikle menopoz sonrası kadın doğum kontrolleri çok çok değerli. Bunu belirteyim. Ultrason kontrolleri çok çok değerli. Rahim ağzı kanseri taraması için simir testleri yapıyoruz. Çünkü dediğim gibi HPV cinsel yolla bulaşan bir DNA virüsü. Elbet her HPV'yi kapan hemen rahim ağzı kanseri olmuyor. Çünkü bana gelen danışanlarımdan HPV pozitif olup çok korkan hastalarım oluyor. O nedenle onlara bilgi vermek isterim. Her HPV'yi kapan hemen rahim ağzı kanseri olmayacak elbet. Cinsel aktif dönemde oluyor. Daha genç yaşlarda oluyor. HPV'yi vücudun yenemediği yaşlarda oluyor. Yani kabaca HPV bu demek. HPV virüsünün iki tane de tipi var. Daha doğrusu iki tipi yok, bir sürü tipi var ama ikiye ayrılıyor. Yüksek riskli grubu ve düşük riskli grubu diye. Düşük riskli HPV taşıyıcıları, yani bir kadının siili varsa diğer HPV tiplerini de taşıyabileceği için risk altındadır. Hemen kanser olmuyor. Yani siiliniz var, aman çok risk altındasınız, hemen HPV'ye bağlı rahim ağzı kanseri olmayacaksınız. Ama siiliniz varsa lütfen önemseyin ve hekiminize başvurun. Biz siili mutlaka tedavi etmek zorundayız çünkü hemen yayılabiliyor. HPV'nin düşük riskli tipleri tarafından siiller oluşuyor ama aynı zamanda yüksek riskli tiplerine de maruz kalmış olabilirsiniz. Bunları anlamamız için mutlaka sizi simir ve HPV DNA ile değerlendirmemiz gerekebilir.
Evet. Peki HPV ile ilişkili kanserler nelerdir? Yani en temeli rahim ağzı kanseridir gerçekten. En fazla kadınlarda kansere yol açar ama nazofarenk kanseri de yaptığı biliniyor. Erkeklerde de işte penis üzerinde penis cilt kanserlerine neden olduğu biliniyor aslında ama tabii ki yüzdesel olarak daha az. Majör olarak rahim ağzı kanseri nedeni. Oral seksle nazofarenk kanseri olan vakalarda var. HPV'nin yaptığı kanserler bunlar. HPV'yi tiplendirmemizin en önemli nedeni de dediğim gibi yüksek riskte olanlar kansere neden oluyor. En önemlisi 11-16, o nedenle mutlaka bakmak gerekiyor. Düşük riskli olanlar rahim ağzı kanserine neden olmuyor ve vücut HPV'yi yenerse eğer, yani bağışıklık sistemimiz HPV'yi yenerse eğer kanser olma olasılığımız düşüyor. Ne yapıyoruz peki bağışıklığımızı güçlendirmek için? Biliyorsunuz çok gündemde olan bir konu. Mutlaka aşılamayı öneriyoruz. Bir ara çok gündem oldu biliyorsunuz. Bence de HPV aşıları ücretsiz olmalı ve her kadına uygulanmalı. Özellikle genç yaşta uygulanma, 9 yaşından sonra kız çocuklarımıza ve kızları koruyabilmek için erkek çocuklarımıza da kanser tarama programına HPV aşısını girdirmeliyiz. Bağışıklığımızı destekleyebilmek adına. Peki tedavisi nasıl gerçekleşiyor? Yani nasıl yolu izleniyor? Rahim ağzı kanserinin tedavisinden mi bahsediyorsunuz yoksa HPV'nin yaptığı diğer lezyonların tedavisinden mi? Kanserden bahsediyorum. Tamam. Öncelikle her zaman koruyucu hekimlik çok çok değerlidir. HPV'yi kapmamak için çok eşli olmamayı özellikle biz hekimler hastalarımıza anlatıyoruz. Ve ilişkiye girerken mutlaka prezervatif kullanmalarını ve 9 yaşından sonra kız çocuklarına 9-15 yaşında 2 doz, 15 yaşından sonra 3 doz olarak HPV'nin aşısını yaptırmalarını öneriyoruz. Biliyorsunuz bizim de artık 9'lu bir aşımız var. Türkiye'de yoktu. 4'lü aşı vardı. Şimdi 9'lu aşı da var ülkemizde. Uygulanabiliyor. Maalesef paralı ama uygulanabiliyor. Mutlaka aşıyı öneriyoruz. Yani öncelikle koruyucu hekimlik çok değerli. Ama rahim ağzı kanserinin tedavisi tabii ki evresine göre değişmekle birlikte. Eğer erken evrede yakalanırsa, yani simir taramalarıyla erken evrede yakalayabilirsek, basit bir cerrahi işlemdir aslında. Ama ileri evrelerde tabii ki kemoterapi, radyoterapi de eklenebiliyor. Çok aslında sık görülen bir kanser türü değil. Avustralya'da HPV eradike edildiği için artık rahim ağzı kanserini neredeyse görmüyorlar. Ülkemizde hala HPV eradike edilebilmiş değil. Dediğim gibi cinsel bilinç gelişmediği ve cinsel eğitim verilemediği için. O nedenle bu çok önemli. Yani koruyucu hekimlik, eğitim çok önemli. Bunu vurgulamak istiyorum ve düzenli tabii ki bir kadın doğumcunuz olsun. Kadın doğumculardan lütfen korkmayın. Düzenli taramalarınızı yaptırın. Peki kadınların başka karşılaştıkları kanserler neler? Yani özellikle kadın hastalıklarıyla alakalı. Kabaca bahsetmek isterim. Kadın kanserleri deyince aklımıza elbet meme kanseri geliyor ama bizim ülkemizde jinekologlar meme kanseriyle ilgilenmiyorlar. Biliyorsunuz genel cerrahlar ilgileniyorlar ama meme muayenesini, basit bir meme muayenesini kadın doğum hekimleri de yapabilir. Düzenli meme muayenesi çok çok değerlidir yine koruyucu hekimlik adına. Kadınlara meme muayenesi nasıl yapmaları gerektiğini mutlaka anlatıyorum ben danışanlarıma. Her banyodan sonra ya da her hafta düzenli aynanın karşısına geçip memelerini muayene etmeleri, memede oluşan asimetri, ellerine gelen kitle vesaire gibi durumları mutlaka hekimleriyle birlikte değerlendirmeleri gerektiği bilgisini veriyorum. Özellikle 40 yaş üstüne 2 yılda bir mamografi yaptırmalarını, emzirme döneminden sonra 40 yaş altındaysa mutlaka meme ultrasonuyla, aile hikayesi de varsa meme ultrasonu yaptırmalarını öneriyorum. Şeyden bahsettiniz işte kadınlarda başka ne tarz kanserler var? Özellikle menopoza meyil sırasında yani perimenopozal evrede düzensiz kanamalarla gelen kadınlar çok oluyor. Az önce gösterdiğim bu rahim iç yüzeyinde gelişen sıkıntılar olabiliyor. Bunu da biz ultrasonla anlayabiliyoruz. Rahim iç yüzeyi kanserleri mutlaka semptom olarak kanama olarak geliyor aslında. Gümbür gümbür geliyor yani sinsi bir kanser değil rahim iç yüzeyi kanseri. Ama bazı kadınlarımız bunu önemsemeyip hekime gitmediklerinde
Maalesef ileri evrelerde de yakalayabiliyoruz. Rahim iç yüzeyi kanseri çok basit bir biyopsiyle anlayabiliyoruz. Ultrasonda rahim iç yüzeyi kalınlaşmalarıyla erken dönemde kavrayabiliyoruz, anlayabiliyoruz ve müdahale edebiliyoruz. Tedavisi daha basit bir kanser. O nedenle erken evrede yakalanabilen bir kanser. Menopozda meyil sırasında, ülkemizde 45 yaş sonrası, obez olanlarda, çünkü biliyorsunuz kiloda, yani yağda östrojen dönüşümü çok fazla olduğu için rahim iç yüzeyine östrojenle uyarım daha fazla oluyor. Ve bu nedenle rahim iç yüzeyi kanserine yakalanma olasılıkları daha fazla oluyor. Özellikle obezlerde dikkat etmeniz gereken bir konu. Tansiyonu yüksek olanlarda, şeker hastası olanlarda istatistik olarak rahim iç yüzeyi kanseri daha fazla görülüyor. Hı hı. Maalesef yumurtalık kanseri bir sürü tipi olan bir kanser ve çocukluk çağlarından ileri yaşa kadar birçok dönemde farklı tiplerini görebiliyoruz. En değerli şey elimizde hala ultrason. Bazı markerlar var ama kandan baktığımız, onları takipte daha anlamlı buluyoruz hala. Yapılan bir sürü çalışma var, işte bakılan bir sürü marker var. Ama hala ultrason elimizdeki en değerli şey ve erken evrede yakalayabilmek için düzenli jinekolojik muayeneyi çok çok değerli buluyoruz. Kadın kanserleri kabaca böyle. Tabii ki bir sürü kanser görülüyor kadınlarda, lenfomadan lösemiye kadar. Ama kadın doğumu ilgilendiren kısmı bunlar olduğu için bunlara değinmek istedim. Peki tanısı nasıl koyulur ve sonrasında nasıl tedavi edilir? Kanserin tanısı biliyorsunuz patolojik tanıdır her zaman. Patologlar bizim elimiz, kolumuz, ayağımız. Rahim ağzında herhangi bir değişim görürsek, simirde şüphelenirsek, simirdeki değişimlere göre mutlaka kolposkopi altında değerlendiriyoruz. Kolposkopi ne demek? Öncelikle onu anlatayım biraz açık. Kolpos, rahim ağzı demek Latince'de. Kopi de biliyorsunuz endoskopiden yola çıkarak, kopi ışıklı bir cihazla o bölgenin görüntülenmesi demek aslında. Kamerayla o bölgenin görüntülenmesi demek. Kolposkopi de rahim ağzının o kamera sistemiyle görüntülendiği durumlardır. Ve rahim ağzını belli boyalarla, asetik asit gibi boyalarla boyayıp şüpheli bir yer varsa oradan biyopsi alıyoruz. Bizim transformasyon zonu dediğimiz HPV'ye bulaş riski en fazla olan o bölgeden biyopsi alıp değerlendiriyoruz. Ona göre bir tanı koyuyoruz. Ben hastalarımı özellikle simir konusunda şunu anlatıyorum. Düzenli simire gelen hastalarım var. Mutlaka diyorum, bu simiri şöyle düşünün. Biz gebelik takibinde tarama testleri yapıyoruz biliyorsunuz, ikili tarama gibi. Tarama testleri aslında bir olasılık testi. Yani bebeğinizde o kapalı yerde herhangi bir kromozom bozukluğu olduğunu anlayamayız. %100 anlamak için nasıl doku tanısı önemliyse, yani karnınızdan o suyu almamız gerekiyorsa, simirde de çıkan şeylerde oradan biyopsi almamız gerekecektir diyorum. Ve bunu da kolposkopi eşliğinde dediğim gibi değerlendirerek yapmamız gerekiyor. Endometrium, yani rahim iç yüzeyi kanserinde endometriyal örnekleme, yani rahim iç yüzeyi örneklemesi yapmamız çok değerli. Dediğim gibi bu menopoza giriş evresinde çok sık karşılaştığımız bir kanser türü. O nedenle o dönemlerde eğer hiperplazi, yani rahim iç yüzeyi kalınlaşması gibi bir durum varsa mutlaka oradan biyopsi alarak hastalarımızın risk altında olmasını engelliyoruz. Evet. Yumurtalık kanserinde de tanı tabii ki yine doku tanısı, ama ameliyatla koyabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi ileri evrelerde oluyor. Aneksiyel kitlelerde, yani karnımızda oluşan kitlelerde ultrason hala elimiz, kolumuz, ayağımız. Daha sonra diğer görüntüleme yöntemleriyle. Görüntüleme yöntemlerinin bazı skorları var bize yardımcı olan. Onların eşliğinde kanser teşhisine ulaşabiliyoruz aslında, ya da şüphelenebiliyoruz. Net teşhis ameliyat sırasında konuyor. Evet. Yumurtalık kanserleri için. Evet, çok teşekkür ediyorum yayınımıza bağlandığınız için Derya Hanım. Sizi stüdyomuzda da ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Siz az sonramızı izlerken biz de Şükran Horasan'ı yayınımıza konuk edelim. Bebek sütü seçerken nelere dikkat etmeli? Formül mamaların içeriğinde neler var? Kaç yaşa kadar formül mama kullanılmalı? Formül mamaların kullanımına dair merak edilen her şeyi gıda mühendisi Şükran Horasan anlatacak. Az sonra.
Gıda mühendisi Şükran Horasan konuğumuz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum Büşra Hanım. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Biraz böyle anne sütü alamayan bebekler için formül mamalardan bahsedeceğiz aslında. Sütü yeterli olmayan anneler bebekler için süt seçerken nelere dikkat etmeliler? Şimdi aslında öncelikli olarak formül mama seçerken dikkat edilmesi gereken en temel şey ürünün içeriğidir. Hı hı. Ürünün içeriğinde bulunması zorunlu olan temel bileşenler dışında formül mama nelerle desteklenmiş, bunlara dikkat edilebilir. Hı hı. Aslında burada önemli olan yine tüketicinin doğru bir şekilde etiket okuyabiliyor olmasıdır. Yani örneğin ürünün içeriğinde çocuğun büyümesini ve gelişmesini destekleyecek DHA bulunuyor mu, buna bakılabilir. Çünkü DHA aslında baktığımızda çocukların beyin gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Yine aynı şekilde çocuklarda enerjiyi sağlayacak inositol, lutein, karnitin gibi bileşenler bulunuyor mu? Yine sinir sistemine büyük fayda sağlayan, göz sağlığına büyük fayda sağlayan kolin bulunuyor mu? Bunlara bakılabilir. Aynı şekilde yine bizim yani vücudumuzdaki lipaz enziminin oluşmasını sağlayan taurin bulunuyor mu? Buna bakılabilir. Çünkü şimdi lipaz enzimi dediğimiz şey aslında vücudumuzda yine yağların sindirilmesini sağlar. Yani çocuklara baktığımızda sindirim sistemleri yeni gelişmekte olduğu için burada yağların sindirilmesi, vücuttaki lipaz enziminin varlığı ve bunu sağlayacak taurinin tüketiliyor olması çok önemli. Tabii ki ürünün içeriğinde de taurin varlığına dolayısıyla dikkat edilebilir. İçerik dışında dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de tabii ki ürünün fiziksel özellikleri. Yani ürünün tadına, kokusuna da burada bakılması gerekir. Şimdi burada şuna değinmek istiyorum. Bebek mamaları içerisinde içeriğindeki ham maddeden kaynaklı doğal bir ham maddenin kokusu bulunabilir. Sonuçta içerisinde bitkisel yağlar var ve bu yağlar aromatik gıdalardır. Bunlardan kaynaklı olarak bir yağ kokusu bebek formülleri içerisinde olabilir. Bu da kesinlikle annelerimizi rahatsız etmemesi gereken bir durum aslında. Sonuçta baktığınızda biz formül mamaların içerisinde herhangi bir tatlandırıcı gibi, işte renklendirici gibi katkı maddesi kullanmayız. Çünkü gıda sektöründe bu katkı maddelerinin kullanımı biraz daha tüketici ile üretici arasındaki arz talepten ortaya çıkar. Şimdi bizler biliyoruz ki bebeklerde bu duyu algısı, tat algısı belirli bir evreye kadar henüz oluşmamış olur. Yani baktığınızda çocukların böyle bir talebi olmadığı için, bu algıyı alamayacakları için üreticiler tarafından da böyle katkı maddelerinin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaz. Yani içeriğindeki ham maddeden gelecek olan o doğal kokular, ham maddenin kokusu normal bir durumdur. Bu da olası bir durumdur. Yani kesinlikle hani annelerimizi bu koku rahatsız etmemesi gerekir. Bir de tabii ki son zamanlarda da sıklıkla değiniliyor bu konuya. Probiyotiklerin bizim gastrointestinal sistemimizdeki önemini biliyoruz. Yine sindirim sistemi yeni gelişmekte olan bebekler için probiyotikler de büyük önem taşıyor. Yine ürünün içeriği probiyotiklerle desteklenmiş olabilir tabii ki. Bir de bu hani yağ konusunda kokuya değinmişken şunu da söylemek istiyorum. Şimdi kullanılan yağların türleri de çok önemli burada. Sonuçta yine sindirim sistemi yeni gelişmiş olan çocuklar tüketiyorlar ve sindirimi daha kolay, emilimi daha kolay yağlar mı kullanılmış? Bunlara bakılması gerekiyor. Biz bu yağ seçenekleri arasında şimdi vücuttaki kalsiyum emilimini azalttığını bildiğimizden dolayı ve kemik yoğunluğunu azalttığını bildiğimizden dolayı örneğin palm yağı gibi yağların mamalar içerisinde çok fazla kullanılmasını tercih ve tavsiye de etmiyoruz. Hı hı. Yine içerikte bunlara dikkat edilebilir. Evet. Peki yeni doğan ayrı, işte 2 aylık bebeğe ayrı, 6 aylık bebeğe ayrı kullanılıyor, hı hı, değil mi? Evet. Bu mamalar. İşte büyüdükçe çocuklar nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani içeriği değişiyor mu bu mamaların? Hı hı. Tabii ki belirli yaşa ve döneme göre bebek formüllerinin içeriği de değişmekte, hı hı, ama burada içerikten kastım aslında içinde bulunan bileşenler den ziyade bu bileşenlerin miktarlarında bir değişiklik oluyor. Sonuçta çocuğun ihtiyaç duyduğu o yaş aralığında hangi besine, hangi vitamine daha çok ihtiyaç duyuluyorsa buna bağlı olarak bu miktarlarda bir değişiklik yapılır. Bu biraz da aslında Türk Gıda Kodeksinde bize verilen bu ham maddelerin minimum ve maksimum değerleri baz alınarak yapılır. Ama tabii ki her zaman maksimum değerlerde kullanılmaz. Çocuk sonuçta yani yine çocuğun sindirimi burada göz önünde bulunduruluyor. Her zaman maksimum değerler kullanıldığında
sindirim konusunda besleme sonrasında biraz sıkıntı yaşayabilir çocuklarımız. Hı. O yüzden dediğim gibi hani yaş aralığında hangi vitamine, hangi minerale daha çok ihtiyacı var? Bu biraz daha göz önünde bulundurulabilir. Hı. Yani aslında anne sütünde bile mucizevi şekilde içerikler bu şekilde dengeleniyor. Şimdi yapılan çalışmalarda mesela 0-6 aylık bebeklerin demire daha çok ihtiyacı olduğunu biliyoruz biz. Hı. İkinci 6 aya nazaran. Anne sütünde de bununla ilgili çalışma yapılıyor ve aslında baktığınızda ilk 6 ayda anne sütünde demir oranının daha yüksek olduğu, ikinci 6 ayda bu oranın biraz daha azaldığı tespit ediliyor. Biz de tabii ki bunu baz alıyoruz. Dediğim gibi yine çocuğun hangi minerale, hangi vitamine ihtiyacı varsa bununla doğru orantılı olarak 0-6 aylık, 6-12 aylık, 12-18 aylık gibi devam formüllerinin içeriği de bu şekilde değişmekte. Evet, peki kaç yaşa kadar kullanılabilir bu mamalar? Aslında mamaların yani kesin olarak şu yaşa kadar kullanılması gerekir diye bir cevabı yok bu noktada. Hı hı. Bu biraz daha çocuğun gelişimi ve sindirimiyle alakalı bir durum. Tabii ki biz ilk 6 ay kesin anne sütü kullanılmasını öneriyoruz. Anne sütünün yeterli gelmediği veya olmadığı durumlarda bebek formülleriyle, bebek sütleriyle bu sürece devam edilebilir. 6 aydan sonra da devam formüllerine başlanabilir. Zaten 6 aydan sonra başlanır ve yaklaşık 2 yaşa kadar biz yine bebek sütünün kullanımını tavsiye ediyoruz. 2 yaştan sonra zaten çocuklar yine günlük gıda tüketimine başlayacaklardır ve ihtiyacı olan besinleri o gıdalardan alabileceklerdir ve sindirimleri de zaten buna hazır hale gelecektir. Peki formül mamalar nasıl yapılır? Şimdi bu sektörde formül mama üretimi için iki farklı yöntem bulunuyor. Bunlardan bir tanesi kuru karıştırma yöntemi, bir diğeri ise spray dryer yöntemi. Şimdi kuru karıştırma dediğimiz yöntem aslında biraz daha eski bir teknolojidir ve birçok Avrupa ülkesi, işte Avustralya, Amerika gibi ülkeler bu teknolojiyle üretilmiş mamaları çok tercih etmezler. Çünkü bu teknolojide ürünün içeriğinde bir stabillik sağlamak zordur. Yani ürünü hazırladıktan sonra biz besin değerlerinin ayrıldığını görürüz, homojen olmadığını görürüz. Fakat diğer teknolojide spray dryer teknolojisinde aslında ana ham maddemiz süt içerisine proteinler, vitaminler, mineraller ve yağlar eklenerek besin değeri arttırılır. Daha sonra bu ürün homojen hale getirilir. Belirli işlemlerden geçer. Bu aşamadan sonra bu ürün pastörize edilir. Pastörize olan ürün bizim aslında teknolojide homojenizatör dediğimiz bir cihazla homojen hale getirilir. Evaporatör dediğimiz cihazla işte ürünün içerisindeki su uzaklaştırılır ve daha yoğun hale getirilir. Sonrasında da spray dryer sisteminde belirli bir basınç altında, belirli bir sıcaklıkta kurutularak toz hale getirilir. Hı hı. Ve biz bu teknolojide aslında oluşturduğumuz her toz partikülünün içerisinde o besin değerlerinin bulunduğunu, işte vitaminlerin, minerallerin, proteinlerin bulunduğunu biliriz. Ve bu aslında daha güvenli ve yeni bir teknoloji yöntemidir. Hı hı. Aslında ilk 6 ay anne sütü diyoruz. Hı hı. Tabii bazı bebekler anne sütünü kabul etmiyor, itiraz, hı hı, ediyor. Bu durumlarda da işte mamaya geçiş yapılıyor. Sizce devam sütü ne zaman başlanmalı? Şöyle, sizin de bahsettiğiniz gibi bazen anne sütü yetersiz gelebiliyor ya da, hı hı, hiç bulunmayabiliyor. Veya annede bebekte herhangi bir sağlık sorunu olabiliyor. Hı hı. Bu durumda bebek anne sütünü alamayabiliyor. Şimdi böyle bir durumda tabii ki bebeğin ihtiyacı duyduğu besinleri karşılayabiliyor olması, hı hı, gerekir. Dediğim gibi 6. aydan sonra bebekler devam formüllerine başlayabilirler. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de ilk 1 yıl çocukların sütle beslenmesi gerektiğini tavsiye etmektedir. Hı hı. Peki ne zaman bırakılmalı bu sütler, mamalar? Aslında kesin hani şu dönemde, şu yaşta bırakılması gerekiyor demek doğru olmaz. Bu biraz daha işte çocuğun gelişimine bağlıdır. Yani annenin bebeği takip etmesine bağlı geçecek bir süreçtir. Şimdi 6. aydan sonra başlanır ama yani bir süre, işte 2 yaşa kadar bu süreç devam eder. Fakat baktığında işte anne çocuğunun açlık sebebiyle ağladığını fark etmiş olabilir. Ya da doktor kontrolü altında gelişimine bakıldığı zaman tabii ki bu süreç biraz daha değişebilir. Evet. Peki anne sütü almayan bebeklerde formül mamalar neden önemli?
Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi aslında baktığınızda bu beslenme konusu bizler için bile yani bütün insanlık için bizim hayatımızı devam ettirebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz en temel şeydir beslenme. Kaldı ki yani burada yeni doğan bir bebekten bahsediyoruz. Gelişiminin başında olan bir bebekten bahsediyoruz. Tabii ki bu ihtiyacı duyduğu besinleri almak, sağlıklı ve kaliteli bir şekilde beslenmek her bebeğin en doğal hakkı. Şimdi bazen anne sütü alamadığı zaman çocuklar bu besin ihtiyaçlarını bir şekilde karşılayabiliyor olmaları gerekir. Biz bu durumda yeni doğan bir çocuğa tabii ki hemen normal günlük kendi tükettiğimiz gıdalarla besleyemiyoruz. Çünkü sindirim sistemleri henüz buna hazır hale gelmemiş olabiliyor. Bunun dışında yine ihtiyacı duyduğu besin değerlerini bu gıdalardan karşılayamayacaklardır. O yüzden bizler de anne sütünü baz alarak üretilen bebek formüllerini burada tercih ediyoruz. Çocuğun yine fizyolojik gelişimini, beyin gelişimini, sinir sistemi, sindirim sistemi ve metabolizma gelişmesini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi için burada bebek formüllerinin öneminden bahsediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Biz sizi burada görmek isteriz güzel bilgileriniz için. Ayrıca izleyicilerimiz adına teşekkür ederiz. Şimdi bir VTR'miz var. İş insanı Fevzi Uzel, Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi baklavalardan bahsedeceğiz. İzleyelim. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Her evde üretilir, her mahallede satılır neredeyse. Özellikle Ramazan aylarında ve bayramlarda vazgeçilmez ikram tatlılarımızdandır. Şimdi baklava ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum size. Baklavanın kalitesini belirleyen en önemli unsurlar iç malzemesi, fıstık, ceviz, tereyağı ve yufkanın çok ince açılmış olması. Bunlar baklavanın kalitesini ve lezzetini belirleyen unsurlardır. Bunu nasıl anlarız yerken? Çıtır çıtır olur baklava, içi de çok yumuşak olur. Baklavanın en önemli özelliği bu. Tabii baklavayı yapan, imal eden ustalarımızın el emeği, göz nuru, maharetleri en önemli unsur. Bir de sevgilerini kattıysa devreyin baklavanın tadına. Baklava evde üretildiği zaman sorun yok. Biz yapıyoruz. İçine de koyduğumuzu biliyoruz. Nasıl yaptığımızı biliyoruz. Ama baklavayı dışarıdan alırken nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Peki ne yapmalıyız? Nasıl ve nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi baklavayı pahalı almak demek, en kalitesini almak demek değil. Ucuza aldığımız baklava da düşük kaliteli demek değildir. Baklava da bir hileli baklava, bir de düşük kalite baklava var kalitenin dışında. Hileli baklavaya boya katılıyor, bezelye konuyor falan deniyor. Son yıllarda özellikle karşılaştığımız şikayetler. Bu hileler yapılmasa dahi iç malzemesinin az olması, yufkanın kat kat değil de daha kalın yufkadan olması, kullanılan diğer yumurta, şeker gibi maddelerin daha az kalitede olması baklavanın lezzetini ve kalitesini düşürüyor. Bir de son yıllarda, özellikle son birkaç yıldır Türkiye'de fahiş fiyatlarla karşılaştığımız, enflasyonun çok yükseldiği bir dönemde en önemli unsur şu: çok pahalıya baklava satılıyor. Yani bugün değeriyle 1000 lira civarı, 900 lira civarı baklava satılıyor. Bu demek değildir ki baklava 1000 liraysa en kaliteli baklava 1000 liralık baklava demek değildir. Buna lütfen çok dikkat edelim. Şimdi baklavanın maliyetiyle ilgili size birkaç bilgi vereceğim. Bir sır vereceğim. Piyasada satılan en lüks baklava neden yapılıyor? Kaça mal oluyor? Bunlar özel kuş fıstığı dediğimiz toplamda kilosu 850 lira olan fıstıktan yapılır. 1 kilonun içerisine 150 gram fıstık konur. 40 kat karakoyun yufka dediğimiz böyle şeffaf cam gibi yufkalardan yapılır. Şeker, sade yağ, Urfa sade yağ dediğimiz sade yağ. Bunlar baklavada kullanılan en lüks, en maliyet tutan maddelerdir. Peki bütün bunları kullandığımız zaman en kaliteli baklavayı kaça mal ediyoruz? 250 liraya. Evet, yanlış duymadınız. 250 liraya mal ediyoruz. Bunun 400 liraya, 500 liraya en fazla bu fiyatlara satılması gayet normal. Yani 800 lira, 900 lira, 1000 liralık baklavalar maalesef şişirilmiş fiyatlardan oluşmaktadır. Peki orta sınıf, biraz daha ekonomik diyeceğimiz cevizli baklavanın maliyetinden bahsedeyim size. İçerisine 160 gram ceviz koyarız. Normal un, normal yufka, şeker,
Baklava yağı burada sade yağ kullanılmaz. Baklava yağı daha ekonomik olması açısından kullanılır. Ve bu baklavanın 1 kilogram maliyeti ise 80 lira 90 lira aralığındadır. Bunun da maksimum satış fiyatı 200 lira olması gayet normaldir. Ama görüyoruz ki piyasada 400-500 liradan aşağı bulamıyoruz. Yine orta sınıf yine ekonomik dediğimiz fıstıklı baklavanın da maliyetinden bahsedeyim. Biraz önce lüks sınıf fıstıklı baklavayı anlatırken 150 gram 1 kiloda kullanıldığını ve 850 liralık fıstıktan, özel fıstıktan, kuş fıstığı dediğimiz fıstığı kullandığımızı belirtmiştim. Bunda 450 liralık bir düşük kalite fıstık ama fıstık, Antep fıstığı yine kullanılır. Fıstık oranı 75 gramdır. Normal sade yağ yerine az tereyağla karıştırılmış baklava yağı kullanılır ve bunun da maliyeti yaklaşık 110 lira, 115 lira civarındadır. Bunun satış fiyatının da 250-300 aralığında olması maksimum normaldir. Şimdi diğer bir unsur da baklavada hileli ürünlerin kullanılması. Bunlar nasıl anlaşılır? Bunları bizim gözle anlamamız neredeyse imkansız. Alışveriş yaptığınız yerlerin analiz raporlarını isteyebilirsiniz veya bu analiz raporlarını size sunan bayilerden, size sunan mağazalardan alışveriş yapmanızı tavsiye ederim. Sürekli il Tarım Müdürlüğü ekipleri bilindik yerlerden numuneler alarak baklavaları analize gönderirler ve bu analiz raporlarını iş yeriyle paylaşırlar. Ama merdiven altı dediğimiz kenar köşede gözden uzak yerlerde bunlar çok yapılmıyor. Baklavalı kim bunu gayet rahatlıkla sorabilirsiniz. Bu raporları tüm satış sorumlularının, mağazaların size göstermesi gerekir. Bu bir zorunluluktur. Özellikle İstanbul'da özel analiz yapan laboratuvarlar var. Bunu satan firmaların bu laboratuvarlara küçük cüzi bir ücret ödeyerek sattıkları baklavaları analiz edip bu raporları müşterilerine sunması gerekir. Özellikle neden baklavanın analiz raporları önemli? Tatlı grubunda, tuzu da çok olmuyor ama tatlı grubunda hile oranı çok yüksek. Bunu şeffaflıkla müşterilerine sunmaları gerekmektedir. Şöyle de örnek verelim, sadece baklavada değil. Dün bir iftar yaptık eşimle. Tam 8 kap yemek yedik, ağzınıza afiyet. Bu 8 kap yemeğe kaç lira verdik dersiniz? 129 lira. Hem de maslak. Oradakiler de gidiyor eti, nohudu, pirinci bir yerden alıyor. Ve aynı iftarı kişi başı bugün 850 lira yiyeceğiz. Yani anormal fiyat farklılıkları var. Bu da enflasyonu körükleyen en önemli faktörlerden birisi. Aradaki kalite farkı, fiyat farkı kadar değil. İşte fiyat performans dediğimiz özellikle tüketicilerin dikkat etmesi gerektiği husus bu. Sevgili seyirciler, son bir kez şunu üstüne basa basa vurgulamak istiyorum. Baklava alırken hem kaliteli hem de uygun fiyat almaya dikkat edin. Buna bakın. Yani hem kalitelisini hem de uygun fiyatını bulmak pekala mümkün. Bir reklam aramız var. Tekrar buradayız. Evet, bugün yine birbirinden değerli konukları ağırladık. Siz ekran başındaki seyircilerimize de bizi yine yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Bayram geliyor. Artık bayramda programımız olmayacak. Ben şimdiden sizin bayramınızı tebrik etmiş olayım. Dilerim güzelliklere, hayra, berekete, huzura, güzel haberlere, güzel şeylere vesile olur. Bayramınız mübarek olsun. Tüm dilekleriniz ve dualarınız kabul olsun. Hoşçakalın.